İşte aşk, işte muhabbet, işte sevda. Bir yılan nasıl yanmış Resulullah'ın aşkıyla, muhabbetiyle yanmaya var mıyız canlar? Yandım ben. Ben yandım ya Resul. Efendim, mübarek sultanım, Hazreti Ebubekir'i Sıddık'ın yanında alarak Medine yollarına revan olmuşlar. Efendim, sultanım, canlar canı, güzeller güzel efendim, gelmişler Sevir Mağarası'na Hazreti Ebubekir Sıddık ile beraber. Efendimin uykusu gelmiş, istirahate çekilmişler. Hazreti Ebubekir Sıddık, kurban olam, Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki ya Resul, eğer Ebubekir Sıddık olmasaydı helak olurdum ya Muhammed, dedi o büyük zat. İşte mağarada Resulullah'ın başında bekliyor efendim uyusun diye. Mağarada delikler varmış aşıklar. Delikleri sarığıyla, cübbesiyle kapattı o dost. Ama cübbe ve sarık yetmedi delikleri kapatmaya. Ellerini ve ayaklarını uzattı Hazreti Ebubekir. Aradan bir zaman geçti ki o Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın mübarek ayağını bir yılan ısırmış. Sıddık Ekber dayanamamış acıya. Mübarek kendisini sıkmaya başlamış. Kendisini sıkınca mübarek gözünden yaş gelmiş. O canlar canının, o güzeller güzelinin mübarek yüzüne damlamış. Efendim, sultanım uykudan uyanmış. Hazreti Ebubekir Sıddık'a dönerek, ne oldu ya Ebubekir? Bir şey yok ya Resulallah. Ne oldu ya Ebubekir? Bir şey yok ya Resulallah, diyerek bayılmış mübarek, düşmüş yere. Efendim, o canlar canı sultanım, mübarek tükrüğünü yılanın ısırmış olduğu yere sürmüş. Mübarek ayağı şifa bulmuş canlar. Efendim sultanım, mağara deliğinden başını gösteren yılana doğru dönmüş. Ey yılan, bana bak. Yılan konuşmaya başlamış Resulullah'la. Buyur ya Resulallah. Buyur ya Resulallah. Demeye başlamış yılan. Efendim demiş ki, ey yılan, Resulullah'ın arkadaşı olan Sıddık-ı Ekber'i sokmaya haya etmedin mi ey yılan? Yılan ağlamaya başlamış aşıklar. Ya Resulallah, ismini Hazreti İsa'dan duydum. İsmini duyar duymaz ismine aşık oldum. Aşık oldum.
Dedi ki Hazreti İsa, Ahmet adında bir peygamber gelecek. Sevir mağarasında konaklayacak. Ya Resulallah, özür dilerim. O mübarek cemalini görmek istedim. Mübarek cemalini görmek isterken Sıddık-ı Ekber'in ayakları engel oldu ya Resulallah diye ağlamaya başlamış ulan. 600 seneden beri bu mağarada senin nur cemalini görmek için bekliyorum. Cehennem kükreyip kalktığı zaman, ateşin üstüne yaktığı zaman, annesi kızından kaçtığı zaman, mahşer meydanında ne olur bana da şefaat eder misin ya Resulallah? Şefaat ya Resulallah. Demiş yılan, işte ben buna yanıyorum. Bir yılan kadar olamadım ya Rab. Bir yılan kadar Resulullah'ın aşkına yanamadım. Yanamadım ya yılanın derdi var.
yılanın derdi bambaşka. Onun kirasul sevgisi. Olamadım, olamadım. Yılan kadar olamadım. Olamadım, olamadım. Yılan kadar olamadım. O yüce Rasul aşkına onun gibi dalamadım. Yüce Rasul'ün aşkına onun gibi dalamadım. Dalamadım.